Merhaba değerli severler. Ben İsmail Akyüz. Bal hasadını yaptık. Sağım odasındayız. Çoğu işlem bitti aslında da. Arıcılık ekipmanları ile ilgili sorular soruyor bazı arkadaşlar. Diğer ekipmanlarla ilgili tanıtım yaptık. Sıra geldi bal dillendirme kazanında. Bu görmüş olduğunuz bal dillendirme kazanı 150 litrelik, 150 kiloya yakın bir miktarda bal alabiliyor. Yani tam doldurmanıza gerek yok. Risk almanıza gerek yok. Devrilir, bir şey olur. Yani ben en fazla buraya kadar doldurmuşum. Farklı markada, farklı markalarla çalıştığım, satın aldığım farklı markalarda malzemeler var, ekipmanlar var, deneme amacıyla işte. Hepsini kullanıyorum, memnunum. Hepsinin test belgeleri falan hepsinde var. Velhasıl bu dillendirme kazanı ne işe yarar? Bir arıcı niye bunu almalı, niye bulundurmalı? Onu anlatacağım size. Ben keşke o zamanlarda kampanyadayken bundan 3 tane daha alsaydım. Çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Bunu süzülen balları buraya koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz buraya bir süzgeç koyarsınız. Görüntü hani biraz çalıştığımız için bu pis bir görüntü değil, yanlış anlamayın. Bal mumları kararmış peteklerden dolayı kalan bir bal mumu. Bu kapak şeklinde olan süzgeç buraya biniyor. Şu şekilde buraya biniyor arkadaşlar. Burada dökerken siz filtrasyon yapabilirsiniz. Filtreleme işini yapabilirsiniz. Ama ben filtreleme işini nasıl yapıyorum bu dillendirme kazanına getirmeden önce? Sağım makinesinden buraya döküyorum. Sıralama kazanında bir filtre var. Çok sıkı olmasa da ben tam istediğim idealde. Tencereyle süzüldükten sonra tencereyle buradan çeşmesini alıp top buraya döküyorum. Satın aldığım tencere de şu şekilde arkadaşlar, tam bir kapağa, yani tam dillendirme kazanının üst kapağını ters çevirdiği zaman bir kapak olacak şekilde ayarladım. Bunda nasıl dinlenir bal, ne kadar dillendirmemiz lazım? Ben ortalama 3 gün bekletiyorum arkadaşlar. 3 gün sonra yüzeye bütün cüruflar çıkıyor. Bakın şu an yüzeyde işte petekler, cüruflar falan olabiliyor. Yani orada süzülme olsa bile, çünkü nem de atılacak yukarı yüzeye. Bunları nasıl alıyoruz yüzeydekini? Bunun gibi bir poşeti yüzeye koyuyoruz ve anında çektiğimiz zaman yüzeyin hepsi çekilebiliyor arkadaşlar. Buna gerek yok. Şunu kaldırayım. Ellerim bağlı olmasın diye kullanmıştım. Bal dillendirme kazanı bu şekilde çalışıyor. Özellikle bal dillendirme kazanları bal doldurma için, kavanozlara bal doldurma için en iyi doğal kazanlardır. Bu şekilde açıyorsunuz. İşte kendinize göre bir düzine kuruyorsunuz burada. Aç, kapat, doldur. Kavanozlara buradan dolum yapılıyor. Yani kavanozlara yapılan dolumlar bal dillendirme kazanından yapılıyor. Ha, diğerlerinden de yapılabilir ama dillendikten sonra alınması en kolay ve en keyifli iştir. Bal dillendirme kazanıyla ilgili daha fazla bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Çünkü fazla anlatılacak bir tarafı yok. Ama her aracıda bulunması gerekir. Yani 15-20 kovanı olan bir aracı da illaki bulunması lazım. Az sayıda kovanız olsa bile balı dinlendirmeniz, nemini atması balın sağlığı için daha iyidir. İnşallah herkese bereketli dolumlar olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.